Şimdi arkadaşlar, yaptığımız romorklarda gerek klasik kasa olsun, gerekse o aerodinamik kasada olsun, bunlar mekanik altyapılarını yaparken kullandığımız kaynak teknolojilerinden sizlere bahsetmek istiyorum. 3 çeşit kaynak yapacağız. Bu arada kalitelerini hep beraber göreceğiz. Yani hangisi ne kadar dayanıyor? Birincisi elektrik kaynağı. Bu kaynak, yani rutil kaynak, normal arc sistem kaynağı. İkincisi oksijen kaynağı. Üçüncüsü argon kaynağı. Çarpışma testlerini yapacağız hep beraber. Bu da oksijen kaynağımız. Şimdi test yapacağız. Elektrik kaynağı 4 veya 5'te koptu. Şuna bakalım. Biraz soğutuyoruz. Atıyoruz. Birincide gitti. Neymiş oksijen? Yani 1 milim olan saç ve profil borulara kadar kaynak yapabilen bir teknolojidir. Nedir? Genelde ektorda veyahut da buzdolapları, soğutma sistemlerinin bakır ve gümüş sistemlerinde kaynak yapılır. Bu işte çok yeterli değil. Şimdi argon kaynağını yapacağız. Şimdi argon kaynağını yapalım. Sistemi alalım, argona aldık. Kaynak sistemi argon. Yani hemen hemen dünyanın en sağlam kaynak yapan bir sistemi. Bunun tabi teli de farklı. Aynı zamanda krom kaynak edebilirsiniz. Bunlar. Evet. Aldık. Bir tane
işte soğutuyoruz ve atıyoruz aynı yükseklikten. Çeviriyorum. 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 Açılmaya başladı. 11'de nakavt. Yani römorkumuza bu sistemi uyguluyoruz. Bu kaynak teknolojisini uyguluyoruz. Biz mekanik altyapımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Sıkıntısız, iyi günlerde kullanmak dileğiyle.